Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız görüşmeyeli? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugünkü çalışmamızdan hemen kısaca bahsedeceğim size ve hemen çalışmaya geçeceğim lafı çok fazla uzatmadan. Belki yine anılarımdan ve bazı hikayelerden bahsederim. Size deve dikeninden bahsetmiştim. Deve dikeni kazanı anlatabilirim belki. Hemen şimdi konuma geçiyorum ve sonra çalışırken anlatmaya başlıyorum. Tabii ki tekniksel anlamda anlatmam gerekenleri de bu kısımda size aktaracağım. Şimdi öncelikle bu gördüğünüz fincanları bunlara kup yapacağız. Okulumuzun müdürü ve müdür yardımcısı yapmışlar. Şimdi ben de bunları altıya tamamlayacağım ve bir demlik de yapmayı düşünüyorum. Onu ayrı bir videoda mı yaparım yoksa bunlarla birlikte mi yaparım onu bilmiyorum. Gidişat gösterecek. Evet, o zaman hemen başlıyorum. Öncelikle bu fincanları bir tamamlayayım. Daha sonra... konuşuruz. Şöyle kameramızı indireceğim. Daha rahat görebilir diye. Şimdi şu şekilde vurarak vura yürüteceğim plakamı. Ufkacılar gibi. Bu arada çamurunuzu yoğurmayacak mısınız hocam derseniz eğer ben çamurunu önceden yoğurmuştum. O yüzden siz o kısmı görmediniz. Gördüğünüz gibi bardağımız için hazırladığım plaka elimin altında birazcık büyüdü. Şimdi ben merdane yardımıyla birazcık daha büyüteceğim bunu. Şurada bir havacık vardı. Bunu yok ettim. Biliyorsunuz ki o havalar bizim baş düşmanımız. Fırına girdiğinde patlama riski çok yüksek. Patlaması mucize olur. Şimdi önce tabanlarımı oluşturacağım. Bu ses tüylerini yapıyorum. Ne yapıyorduk? Dik tutuyorduk. Dik. Dışarıda da fındıkların sesleri. Fındıklar. Temsil gittiler. Bu bir. Thank you.
Bu iki. Üçüncü parçamız, üçüncü parçayı da çıkarttım şimdi. Kalan kısmını ne yapıyorum? Araya gitmesini istemediğim için şu parçaları şöyle bir kenara bırakıyorum. Bunları da kullanırız muhakkak bir yerlerde. Şöyle üst üste koyalım. Acaba bu bir tur döner mi? Şöyle kontrol edeceğim öncelikle. O dönüyor, rahatlıkla dönüyor. Tamam. Yüksekliğime bakıyorum. Birazcık da şöyle bir uzun bırakıyorum ki çünkü dün akşam yapmışlar. Belki birazcık küçülme olmuştur diye. Azıcık kendimden pay bıraktım. Parçayı da keseceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu birazcık daha inceltmek istiyorum. Ona birazcık çok kalın geldi. Yeter diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bayağı inceltim. Böyle fazla kalıyor. Bunu da alabilirim. Evet, tamam. Şimdi öncelikle şu kısmı ben birleştireceğim. Balçamıza koymuşuz.
diyoruz. Birleştirmek için çentik. İki tarafa. Balçık. Bu ikili yorumluyoruz arkadaşlar. Çentik balçık. Çentik balçık. Çok önemli bu detay. Çentik balçık. Çentik balçık. Sonra iki ucu birbirine denk getiriyoruz. Balçığın boşlukları doldurmasına yardımcı oluyoruz. Bunun için de ne yapıyoruz? Şöyle iyice sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi bu aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu pekiştirme işlemlerini yaparken tabii ki size nelerden bahsedeceğim. Umarım başarabilirim. Yüzüm gözükmüyor ama neden? Oldu sanırım. Evet. Birazcık daha kısaltmam gerekecek. Evet, şimdi şu deve diken olayını anlatacaktım size arkadaşlar. Şimdi deve dikeni olayı nasıl oldu? Benim bir kazağım. Küçükken anaokuluna gidiyorum. Anaokulunda Adana'da yaşıyoruz tabii ki o sırada. İşte okuldan eve geldim. Annemgil de o gün temizlik yapıyorlarmış. Hani böyle yazdan kışa, kıştan yaza geçerken temizlik yapılır ya. Hangi mevsimde hatırlamıyorum. Muhtemelen yazda yazdan kışa geçiş olması lazım. Neyse. Yazdan kışa geçerken o büyük temizlik işte. Perdedir, halıdır vesaire. Ondan sonra ben de eve geldim okuldan. Babam da o sıralarda gece çalışıyor. Gündüzleri yatıyor. Ama mecbur işte temizlik yapılması lazım. Evde o da temizliğin bitmesini bekliyormuş uyumak için. Ondan sonra acıma şuradan alalım. Sonra hemen geliyorum. Geldim.
Ben işte diyorum ki okuldan geliyorum, temizlik de yapıyorlar ya, ona güvenerekten işte çocuksun ya. Anne ben aşağıda oynamak istiyorum, anne ben aşağıda oynamak istiyorum. Ne olur anne, anne ne olur arkadaşlarım aşağıda, anne ben aşağıda oynayayım anne lütfen anne falan. Ondan sonra annem başını ikini yedim. Anne de en son dayanamadı, dedi ki tamam hadi birazcık oyna dedi. Temizlik de yapıyorlar ya o sırada, babam da yorgun falan. Ondan sonra neyse ben aşağı indim. Bizim de yan komşunun, ya gerçekten yanındaki arkadaşım birini hatırlamıyorum kimdi. Olur da denk gelir de izlerse diyor. Annem falan aklımda kalmışsa, tabii ki benimki kadar aklımda kalmışımdır bu, onu bilmiyorum ama. Bahçesinde oynuyoruz. Niye onu hatırlayamadım bilmiyorum. Normalde bütün arkadaşlarım hatırlıyor. Silmek istedi herhalde beni. Acı verdi ama. Ondan sonra şeyin ağacın üstünde, bahçelerinde oynuyoruz aynen. Orada da böyle bir sürü ağaç, bahçe, meyve, yani her şey var. Küçük ama neler yapmışlar yani. Ondan sonra Cema o bahçede yeni dünya ağaçları da var. Çıkmış böyle, Allah'ım o kadar güzel ki canımız istedi yani. Çıkıp almak istiyoruz. Ondan sonra hani akıl cesarete bak sen. Ya senin gücün ne yani? Ben dedim ki ne ya, nasıl alacağız falan diye konuşuyoruz kendi aramızda. Ben dedim ki ben çıkarım dedim. Sen dedin elimi böyle yap, ben oraya şöyle ayağım, hani ağaca böyle tırmanıyor ya. Ben oraya ayağımı koyacağım, oradan çıkacağım. Ondan sonra Cema bir güzel ayağını koy, yani o elini koysun. Ben oradan bir güzel ayağımı koy. Bir güzel çık. Sonra oradan bir güzel cuk aşağı düş. Aşağıda dibi dikeni varmış işte böyle, hani büyük büyük böyle diken gibi şeyleri var. Yani kaktüs gibi işte, nasıl anlayayım, dikenli dikenli bitki, deve dikeni. Ondan sonra boğazımın şurasına, işte şah damarına çok yakınmış artık neresiyse yani. Şurada bir yerde. Oya öyle düşmüşüm yani, hani girmiş oraya. Şah damarına böyle milim kalmış yani, hani oraya girse mefta. Ooo sallayın arkamda. Ondan sonra Cima. İşte ben tabii ki o zaman da önlüklerimiz kırmızı, sadece yakamız böyle şey beyaz, işte şeyde çorap falan da işte beyaz falan giyiniyorsun. Ondan sonra giyinirsen tabii ki, yani yazın giymiyoruzdur muhtemelen, kısmını çok hatırlamıyorum ama önlüğümün kırmızı olduğunu çok iyi hatırlıyorum çünkü ben o can havliyle, o acıyla korkuyla, bir de bende şöyle bir şey var böyle, korktuğumda yani hani öyle bir kaza geldiğimde başıma böyle ağlarım ağlarım, nasıl ağlarım, ondan sonra ben ölecek miyim, ölecek miyim şimdi, ben ölecek miyim? Çok önemli değil mi? Hala öyle maalesef, yani şey değil, hani çocuklukta kalmış diye düşünmeyin. Çok komik değil mi? Sonra öyle gülüyorum. Ondan sonra koşaraktan evimizde 3. katta gidiyorum ama nasıl gidiyorum yani. Elimi de şöyle bastırmışım. Yani bilmeyerekten iyi bir şey yapmışım. Hani kanın akışını durduruyorum. Ama bilmeyerekten, korkudan bastırıyorum yani. Ondan sonra o kız ne oldu sonra bilmiyorum zaten. Öbür kız. Hatırlamıyorum bile ne. Ondan sonra canım, kendimi bir anda evimizde buldum. 3. katta evimiz. 3. kata nasıl çıktığını bilmiyorum. Koşa koşa gitmişim. Annem kapıda bağırıyor, mamanızı, anne, 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 ben ölecek miyim anne, ben ölecek miyim? Anne böyle bakıyor bana, gözleri fal taşı gibi olmuş. Nasıl yani, nasıl hiçbir şey yok ki, nasıl, niye ölüyorsun falan. Kadın da şok. Ondan sonra, ne oldu, neyin var, niye öleceksin falan diyor bana. O sırada ben elimi buradan çektim, annemin suratına kan bir fışkırdı şöyle, fışk. Fiskiyeler var ya. Şöyle su atar. Annem öyle pşşş diye su aktı. Kan aktı. Ondan sonra annem
Fatih diye babamı çağırdı. Nasıl çığlık çığlığa. Ondan sonra beni nasıl hastaneye götürdüler işte, ne yaptılarsa orada bilmiyorum. Ama böyle hani şah damarım böyle milim kalmış yani, öyle söylemiş doktor. Oraya gezi yani ipten. Ondan sonra cema arkadaşlar, böyle bir anıydı bu. Deve dikeni boğazıma battı, beni öldürüyordu. Neyse ki ucuz atlattım, buradayım. O zamanlar tabii ki ne internet, ne video, ne bir şey. Şimdi anlatacağım olmuş bak, bu olay böyle işte. Çok affedersiniz. Böyle de bir ana arkadaşlar. Sizin de var mı acaba böyle anılarınız? İşte olur ya küçükken. Benim de şuramda şöyle olmuştu, buramda böyle olmuştu. Size anlatsanıza. Ben de sizinkileri dinleyeyim. Hayır, bende daha çok varmış. Ne kadar fena bir küçüklüğüm vardı. Bir bilseniz, beni hala görenler dedi ki sen ne yaramazdın. Çamur almış anneciğim. Ne yaramazdın, anneni ne üzerdin. Annem çok zayıf bir kadındı. Hala zayıftır bana göre mesela, zayıftır. Ondan sonra annen senin yüzünden kilo alamazdı valla. O kadar yaramazdı falan der. Kardeşim de bir o kadar akıllıymış, hala akıllıdır. Canım kardeşim, öpüyorum kardeşim. Öyle arkadaşlar, bu da böyle bir anımdı. Başka anılardan buluşmak dileğiyle diyeyim. Ve daha fazla uzatmayayım bu videoyu. Ben işime devam edeyim o zaman. Öyle mi? Şimdilik şurayı da yapalım. Birazcık kendim çeksin. Ben bunu tuşlayıp bunu da kulpunu yaparım tabii ki. Gördüğünüz gibi oldu. Çekilsin. Hoşçakalın. Başka anılarla buluşmak dileğiyle. Anlatacağım çok hikaye var. Anlatırım.